Merhaba Eray. Merhaba hocam. Delleten ikililerle yine birlikteyiz. Evet. Bak bu sefer konumuz ne olacak? Küçültme adı küçültme ya da sıfatı. Küçültme sıfatı. Burada özellikle şuna dikkat etmeni istiyorum. Her ikisinde de ortak olan şey anlamca küçültmenin gelmesi. Kelime küçültme anlamlı olacak. Fakat sözcüğün türleri arasındaki farktan biraz canımız yanacak galiba. Küçültme anlamlı sözcük ad mı yoksa sıfat mı? Bunu doğru belirlemek gerekecek bu gibi sorularda. Oldu mu? Oldu hocam. Hadi bak neden bahsettiğimi biraz daha somutlayayım senin zihninde. Tamam. Şu tepeciyi aşınca köye varacaksın dediğimde biliyorsun küçültme anlamı dediğimiz şey genellikle C ekiyle, cik ekiyle ya da ceiz ekiyle gelebilir. Bu cümlede de galiba tepecik sözcüğünde cik ekiyle örneklenmiş. Evet. Tepe sözcüğüne cik ekini getirdiğimde tepe sayılabilecek bir yükseltiden söz ediyor muyum? Evet hocam. Evet güzel. O zaman bir küçültme anlamı var, doğru mu? Evet. Evet. Peki bu tepecik dediğim sözcüğü bir yer cisminin ismi olarak kullandın mı cümlede? Evet. Evet. Bir sıfat göreviyle kullanmadın kesinlikle. Evet. O halde bu sözcük için küçültme anlamlı bir ad demek gerekecek. Yalnız iki şey söylüyoruz burada. İki ayrı kelime kullanıyoruz. Dikkat et. Ad diyerek sözcüğün türünü sınırlayıp belirliyoruz. Küçültme diyerek de sözcüğün ne anlam taşıdığını somutlamış oluyoruz. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu sözcüğe sadece küçültme anlamlı bir sözcük deyip bırakmayacağız. Türünü de mutlaka söyleyeceğiz. Peki kadıncağız bu soğukta evsiz kaldı dediğimde bu sefer şuradaki kadıncağız sözcüğünde cağız eki var. Dikkat ediyor musun? Evet. Güzel. Peki sence buradaki ekin kadın sözcüğüne kattığı anlam acaba küçültme anlamı mı yoksa zavallı anlamı mı? Zavallı anlam. Zavallı anlam. Cümlenin kalanından bunu çıkartmak çok kolay. Peki unutmayalım küçültme adı dediğimiz şey bazen gerçekten küçültme anlamıyla gelir bazen de sevimli ya da zavallı anlamları türetebilir. Burada da zavallı anlamı türetmiş. Evet. Böyle olsa bile adını koyarken terimsel olarak biz bunu ne kabul edeceğiz? Küçültme adı kabul edeceğiz. Yine sözcük zavallı anlamıyla beraber küçültme anlamı getirse de tür olarak ne oldu yine? Bir ad oldu. Evet. Bize soruda eğer hangisinde küçültme sıfatı olduğu sorulursa bunlar küçültme sıfatı örneği kabul edilebilir mi herhalde? Evet. Arkadık, edilemez. Bak bu hatayı yapman güzel oldu. Küçültme sıfatı sorarsa sözcük hem küçültme anlamlı olmalı hem de sıfat olmalı. Evet. Halbuki burada sözünü ettiğimiz kelimelerin türü için biz ne dedik? Ad dedik değil mi? O zaman küçültme sıfatı sorduğunda bu tarz örnekleri kabul edemeyeceğiz. Tamam. Oldu mu? Okey. Güzel. Peki devam edelim koçum. Tamam hocam. Sarımtırak bir renge bürünür Konya Ovası demişiz. Şuradaki renk sözcüğü bir isim öyle değil mi? Evet. Evet. Peki nasıl renk sorusunu sorduğumda şu sarımtırak kelimesinden yanıt alabiliyorsam buna sıfat demeyecek miyim? Diyeceğiz. Evet sıfatın görevi neydi? Niteliğini belirtiyor. Ardından gelen bir ismin rengini, biçimini, durumunu, niteliğini bildirmekti değil mi? Evet. Belki bazen sayısını falan. O zaman burada bir sıfattan söz ettiğimiz belli. Evet. Peki şimdi dikkat et. Şuradaki ımtırak ekiyle beraber acaba rengin gerçekten sarı olduğundan mı söz ediyoruz? Sarıya çalan bir renk oldu. Sarıya çalan bir renk oldu. O zaman niteliğe tam olarak ulaştıramamışız ama ona yakın bir şeyden söz ediyoruz. Evet, anlamı hocam. Küçültmüş müyüz? Evet. Evet. Peki o zaman elimde imtırak ekiyle beraber küçültme anlamı taşıyan bir sözcük var gibi. Evet. Anlamca böyle bir problem yok. Evet. Fakat bu sefer sarımtırak sözcüğü için tamam küçültme anlamlı ama bir ad mı diyeceğiz sıfat mı diyeceğiz? Sıfat diyeceğiz. Sıfat. Çünkü sözcüğün anlamı küçültme ile beraber gelse de sözcüğün türü için ne demek gerekecek? Sıfat demek gerekecek. Evet. O yüzden bak küçültme adı başka bir şey, küçültme sıfatı başka bir şey. Hadi devam edelim. İrice bir elma vardı elinde dediğimde yine şuradaki elma sözcüğünün bir isim olduğu, irice sözcüğünün de bu ismi niteleyen bir sıfat olduğunu söyleyelim. Bu yukarıdaki imtirak ekiyle kurduğum şeyi bu sefer C ekiyle kurmuşum. Unutma eğer irice elma diyorsak iri sayılabilecek olandan söz ediyoruz. Yani irinin boyutu buysa irice dediğimde ona yakın boyutta başka bir şeyden söz ediyorum. Dolayısıyla anlamı biraz olsun kısıyor muyum? Evet. Biraz olsun küçültüyor muyum? Evet hocam. Evet güzel. Gene küçültme anlamlı bir kelime söz konusu. Yalnız sözcüğümün türü gene ne oldu bu sefer? Sıfat. Bir sıfat oldu. Dolayısıyla sözcük küçültme anlamlı bir sıfat artık. Evet. Bize soruda, iyi dinle bak bu sefer hata yapma. Bize sınavda ya da herhangi bir testte soruda hangisinde küçültme adı vardır diye sorarlarsa bunu doğru kabul edebilecek miyim? Hayır. Hayır güzel. Çünkü küçültme adı sormuş. Halbuki burada sıfatı. Küçültme sıfatı. Yani soruyu eksiksiz okursak aslında çok da birbirine karışacak şeyler gibi evet, durmuyorlar. Güzel. Peki. Şimdi senden ricam şu.
Acaba bu sözcüklerde, bu cümlelerde küçültme anlamlı kelime var mı? Ve varsa küçültme adı mı, sıfatı mı bunu bulmakta bana yardımcı olacaksın. Tamam. Komşumuzun güzelce bir kızı var. Kız bir isim galiba. Evet. Nasıl kız? Güzelce. Güzelce bir kız. Peki şimdi güzelce kız ne demeye çalışıyorum? Çok güzel demeye mi çalışıyorum? Yoksa güzele yakın. Güzele yakın, güzel sayılabilecek mi diyorum? Evet. Aynen öyle değil mi? Güzele yakın demek istiyorsam güzelce sözcüğüyle yine küçültme anlamı vermiş oluyorum. Evet. Peki buraya kadar tamam. Acaba bu bir küçültme adı mı, küçültme sıfatı mı? Sıfatı. Neden, nasıl öyle karar verdin? Çünkü niteliyor. Kızı niteliyor yani. Çünkü ardından gelen bir sözcüğü nitelemişse sözcüğün türü mutlaka ne sıfat olmalı? Oluyor. Sıfat olmalı. O halde tam da dediğin gibi elimizde bir küçültme sıfatı söz konusuymuş. Devam edelim. Sınav kitapçığını vermediler. Ne diyorsun? Bu küçültme eklerinden herhangi birini sezebiliyor musun burada? Evet. Hangi sözcükte? Kitapçığını. Kitapçığını. Şuradaki cık eki galiba cık. Tam da istediğimiz ek, öyle değil mi? Peki bu sınav kitapçığı dediğimiz şey, mutlaka birimiz bununla karşılaşmışızdır. Bir kitap gibi yazılı, çizili, basılı bir ürün değil mi? Evet. Evet. Ama peki, ince biraz. Ha güzel. Bir kitap kadar hacimli bir şeyden yok, söz etmediğim belli. Kitaptan biraz kitaba ince. Benzeyen ama hacimci, biraz daha kitap boyutlarına ulaşamayan. Kitaptan hallice yani. Harika. Peki o zaman biz yine burada küçültme anlamlı bir sözcükle karşılaştık. Peki şimdi acaba soruma doğru cevap verebilecek misin? Sınav kitapçığı acaba bir isim tamlaması olabilir mi? Evet, olabilir. Evet. Galiba birincisine ne kalmadı, ikincisine ne kaldı bir tamlama. Bunlara belirtisiz isim tamlaması diyoruz. E peki bir isim tamlamasının içinde görev aldığına göre buna küçültme sıfatı deme şansımız olmayacak. Yok, zaten. Yok, ad diyeceğiz. Bu ne çıkacak? Küçültme. Evet. İsim tamlaması. Kurduğuna göre bir isimden söz ettiğimiz yani belli. Güzel. Küçültme anlamlı kelimeyi bulduk. Türüne de doğru karar verdik. Bundan sonra artık soruda yanıta yürümek daha kolay. Büyükçe bir bahçeden bu odacığa geçiliyor. Şimdi burada dikkat et. Hem büyükçe sözcüğüne takılacağız. Şuradaki C ekiyle beraber. Hem de odacık sözcüğüne takılacağız. Şuradaki cık ekiyle beraber. Acaba bunların ikisi içinde küçültme anlamlı demek mümkün mü? Evet. Evet. Peki türleri aynı mı? Bir tespit yapar mısın? Birinin küçültme sıfatı, birinin de küçültme adı olması söz konusu galiba. Evet. Hocam büyükçe bence şey yani bahçenin büyüklüğünü nitelediği için sıfat oluyor. Harikasın. Arkasından gelen şu ismi görmek çok önemli galiba, evet, değil mi? O yüzden buna küçültme anlamlı bir sıfat demek kesinlikle doğru olacaktı. Evet hocam. Evet. Odacığın odacığa geçiliyor diyor. Yani burada bir şeyi nitelemiyor. Bir şeyi yani nitelemediği için sıfat olmadığı sıfat belli. Oluyor. Galiba evin yani organlarında, evin parçalarından birinin adı niteliğinde kullanılmış. Buna da küçültme adı demek mümkün olacak. Güzel. Peki bu ayrıntıyı da kaçırmadın Eray. Galiba olmuş. Evet hocam. Hadi devam edelim. Hep ne demiştik? Eğer bunlarla ilgili daha fazla ayrıntıya ihtiyaç varsa mutlaka önderhoca.net sayfası ziyaret edilmeli. İstenirse YouTube'dan ya da Facebook'tan da takip etmek mümkün olacak. Görüşürüz Eray. Kolay gelsin.